Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir inceleme kutu açılışı videomuz olacak. Diğerlerinden biraz daha farklı, gördüğünüz üzere daha büyük bir LG monitörümüz var. Burasında haricen yazıyor mu? Aynen. Ultra Gear 32 GN550B 80 santim yani 32 inç bir monitörümüz var. Şu şekilde de tekrardan şöyle ön yüzünü de şöyle kaldıracağım. Tamam, görünüyor mu? Onu da tekrardan hemen teyit edelim. Evet. Zaten burada gördüğünüz üzere Full HD bir monitörümüz var. Nvidia G-Sync harici olarak AMD FreeSync ve Adaptive Sync destekliyor. 165 Hz, 1 milisaniye bir özelliğe sahip. GTG değil, NBR şeklinde bir 1 milisaniye desteği mevcut. Şu şekilde de bu tarafını da göstereyim. HDR'da mevcut. Onun haricinde burada haricen başka bir şey yazmıyor. Hemen tekrardan şöyle şu an YouTube'a baktığımda bir iki tane gördüm. Bu monitörün, aynı model marka monitörün incelemesinden bir tanesi çok yüzeysel, bir tanesi de yanlış hatırlamıyorsam Çince veya Koreceydi. İngilizce veya Türkçe veya diğer dillerde çekilmiş herhangi bir tanıtım, inceleme, kutu açılışı videosu göremedim. Onun için YouTube'da bir ilk de olabilir. Bu şekilde bu marka monitörün incelemesi. Hemen şöyle açıyorum. Çünkü çok büyük bir ekran olduğu için sık sık alınıp incelemesi yapılan bir ekran değil diye tahmin ediyorum. Hemen. Zaten burada yazmış, open here diye, buradan açınız diye belirtmiş. Şöyle hemen kutusunu fazla da kırmadan kutuyu da şöyle. Burada bize birkaç tane resim koymuş. Şöyle göstermek istiyorum. Resimleri tam görünüyor mu bilmiyorum ama yani bir nevi standın, ayağın falan takılışını göstermiş. Onun haricinde işte şurasından burasından tutmayın ki kırılmasın diye kısaca belirtmiş. Hemen şöyle açmak istiyorum. Şurayı da şöyle. Oradan tam görünüyor mu? Tekrardan teyit edeyim çünkü şurası öne geliyor mu? Aynen geliyor. Bunu kameramı yer değiştireyim. Tekrardan devam edelim. En mantıklısı bu. Evet, şu şekilde sanırım daha sağlıklı bir görüntü elde ederiz. Burada 3 kaynağımız bulunuyor, bataryamız bulunuyor. Şöyle hızlıca açıp bakalım. Şu şekilde şöyle bir girişi olan bir bataryamız mevcut. Bunu hemen şöyle bir kenara alıyorum. Daha sonra gördüğünüz üzere bir adet DisplayPort kablom zaten buradan görünüyor. Açmaya gerek yok. HDMI değil. DisplayPort kablosu. Üzerine yazmışlar mı? Hayır, üzerine yazmamışlar.
Ama şu şekilde kameraya göstereyim. DisplayPort kablosu yanında geliyor. Siz HDMI kullanacaksanız HDMI'da alabilirsiniz. DisplayPort HDMI'dan daha pahalı. DisplayPort göndermeleri daha güzel. Böyle clips göndermişler. Ne için şu an bilmiyoruz. Bir adet CD'si var. Herhangi bir kaba koymamışlar ama ne yapalım, burada işte garanti belgesi, harici olarak kullanım kılavuzu vesaire. Burada güç modlarını belirtmiş ekran boyutuna göre. Onun haricinde tüm malzemelerin nasıl kullanılacağını, standa nasıl monte edileceğini de burada kısaca belirtmiş. Kurulum kılavuzu gibi bir şey. Hemen bunu da alıyorum kenara. Burada ayağımız mevcut. Klipsimi de şöyle alayım. Şöyle ayağımı buradan açıyorum. Şöyle ayaklarını giydirmişler. Gördüğünüz üzere sert plastikten ama bayağı bir kaliteli bir plastikten yapılmış. Burada vidaları mevcut. Onun haricinde burada böyle ayakların tabana sabitlenmesi için, kaymaması için yerler yapmışlar şu şekilde. Hemen bunu da kenara alıyorum. Aynı zamanda tekrardan bir tamamını alıyor mu diye. Aynen şu an alıyor. Bunu tekrar buraya koyuyorum. Şu şekilde standımı alıyorum. Monitörümüzün bağlanacağı stand. Şunu şu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Buradan yine bantla sabitlemişler. Şunu da şuradan yırtalım. Şöylece ağzını da genişletelim ki buradan tamam sığar mı bilmiyorum. Şöyle bunu da kenara alıyorum. Şöyle gayet şık. Yine sert plastikten, bayağı da bir ağır. Yanlış hatırlamıyorsam bu 2,5 kilo mu 2 kilo civarı bir ağırlığı vardı bunun. Kutunun ağırlığı toplam 10 kilo. Standın ağırlığı 2 kilo ayakla beraber galiba. 2,5 kilo hatta bunun ağırlığı da 7 kilo civarı yanlış hatırlamıyorsam. Ekranın, monitörün ağırlığı şu şekilde. Standımız sağa sola aşağı yukarı hareket ediyor şu an. Burada yine kablo sıkıştırma bölümü bulunuyor. Burası zaten buraya monte etmemiz için ayarlanmış olan bölümü. Bunların hepsini kenara alıyorum. Şöyle kenara alalım. Çünkü baya baya büyükler. Evet. Asıl mevzuya geldik. Asıl bunu da kenara alıyorum. Şöyle baya baya büyük. Tamamını görüyor musunuz bilmiyorum ama bunu buradan ben yırtacağım. Böyle bir riske girmek istemiyorum. Tek elimle tamamını kaldırabilirim ama herhangi bir şekilde sağa sola doğru düşmesini, yalpalamasını istemiyorum. Aynı zamanda şurasını da görün. Tam görünüyor mu? Tekrardan bakacağım. Evet. Tüm girişler tamamen görünüyor. Burada bir UltraGear logomuz bulunuyor. LG'nin burada. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir ışıklandırması var. RGB değil. Yanlış hatırlamıyorsam yine.
Bir adet DisplayPort girişimiz var, iki adet HDMI girişimiz var, bir adet kulaklığımız için veya hoparlörümüz için jack girişimiz var. Burası da ekranımıza, monitörümüze güç verecek girişimizin bölümü. Buraya VESA mount takabiliyoruz. Yani duvara sabitlemek için veya herhangi bir kol düzeneğine sabitlemek için düzeneğimiz bulunuyor. Aynı zamanda onun için de kullanabilirsiniz. Harici olarak da zaten standı ayağı bulunuyor. Yine buradan ayağımıza sabitleyebiliriz. Bunu şimdi bu şekilde kaldırmayacağım. Kameramı tekrar karşıya alacağım. Bunu çıkartıp tekrar karşıdan tamamını göstermek istiyorum. Buradan çünkü tamamını gösteremem diye düşünüyorum. Baya büyük. Şöyle tekrardan zoom yapmak istiyorum. Girişleri net görünmesi için. Gördüğünüz üzere en baştaki DisplayPort girişim, en alttaki iki tanesi de HDMI girişim, 3.5 mm jack girişimiz, güç kaynağı girişimiz bulunuyor. Burası da gördüğünüz üzere standımızın ve VESA mount ayağının ayarlanacağı bölüm. Burası da zaten bunun ayar düğmesi. Burada keseceğim. Tekrardan karşıya kameramı kurup tekrardan geleceğim. Hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tekrardan kameramı karşıya aldım. Normalde 3 kameralı kayıt yapmayı düşünüyordum ama bu kutu açılışı videosu olduğu için de çok aşırı da teferruata girmek istemedim. Sizi sıkmak istemedim. Hızlıca en hızlı şekilde kurulum, açılım videosunu yapabildiğim kadar yapmak istiyorum. Teleskop videosunda 3 kameradan kayıt almıştım. İzleyen arkadaşlar biliyordur. Ama bunda da tek kameradan kayıt almayı tercih ettim. Şöyle buradan kaldırıyorum. Baya zaten şöyle devasa bir şey var karşımızda. Bunu şu şekilde alacağım. Ne yapacağım hakkında fikrim yok. Bunu alıp şöyle bir kenara koyup tekrar kutuyu çekeceğim. Şöyle kutusunun içerisinde zaten başka bir şey yok. Altında sağlam bir kalıp köpük bulunuyor. Bayağı da kutusu zaten herhalde bir 1 kilodan fazla vardı gibi geliyor bana. Şöyle hızlıca monitörümde almak istiyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir canavar kendisi. Şöyle tekrardan A sınıfı bir enerjiye sahip, 80 santim 32 inç bir büyüklüğü var. Neredeyse çerçevesiz, hatta neredeyse demeyeyim, çerçevesiz bir yapıya sahip. Alt kısmı zaten göründüğü gibi burada Nvidia G-Sync'le doğrudan bağlantılı olduğunu belirtmişler. Yani Adaptive Sync değil. Ayrıca zaten FreeSync mevcut AMD ekran kartları için. Onun haricinde zaten marka modelini söylemiştik. 32GN550B. Bazılarında 550 yazmış, bütün bazılarında B'de eklenmiş. Zaten aldığım yerde de B'ye yazıyordum. Haricen başka bir şey zaten yok. Arkasını zaten göstermiştim. Haricinde alt kısmında şöyle bir bölümü de mevcut. Tekrardan bunu bu şekilde koymayı şöyle koyuyorum. Böyle duruyor zaten. Tekrardan bir kadrajıma da bakmak istiyorum. Tamamını alıyor mu diye. Evet, tamamını alıyor. Hatta ışığım buraya yansımış. Ama yapacak bir şey yok. Işığı zaten
açmasam bu sefer de tam detaylı bir şekilde göremezdik diye düşünüyorum. Şu şekilde yine koyacağım ben. Şöyle sorun olacağını zannetmiyorum. Standını, ayağını vesaire şimdi bağlamayacağım. Zaten herhangi bir zorluğu yok. Ayağını şu şekilde standımıza oturtacağız. Pardon, standımızı ayağımıza oturtacağız. Şöyle. Burada ayar kısımları bulunuyor. Bu şekilde koyup şu şekilde birbirine eşitleyip altındaki vidaları sıkacağız. Ki yapmışken bunlar da onları yapalım. Şöyle. Bu klis acaba bu işe mi yarıyordu? Onu da tam bilmiyorum ama şu an bu görünüyor mu bilmiyorum. Tam anlamıyla. Şöyle. İkisini de. Tornavidamız olsa iyi olurdu. Çünkü tornavida gerekiyormuş. Onu bilmiyorum. Acaba o klips için onun için diyeceğim ama o klips plastikti ya. Bu iş için olduğunu zannetmiyorum. Bayağı bir sıktım. Bayağı bir sıkı oldu. Şu şekilde tekrar kadrajıma bakıyorum. Kesinlikle güzel. Şöyle bir ayağımız bulunuyor. Bunun aşağı yukarı hareket etmesi için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ona bakmam lazım. Muhtemelen bağladıktan sonra monitörün arkasındaki bu bir tane düğme vardı. Onun yardımıyla galiba aşağı yukarı sağa sola hareket ettirme şeyleri devreye giriyor diye düşünüyorum. Şuradaki yeri aktif ediyor sanırsam. Şöyle bir bastıralım. Yok. Ama onu bağlayarak yapmamız gerekiyor. Onun için de şöyle bağlamışım madem. Tamamını yapalım. Şöyle tekrardan alacağım. Ancak kutusunun üzerine koymam da gerekiyor. Tekrardan kutusunu hani acaba şunun üstüne koysak sorun olur mu? Yok ya. Çok da sorun olmayacak. Kutusunun üzerine koyacağım. Bunun üzerinde monte işlemini yapacağım. Şöyle boşluğa getirdiğimizde bir sorun olacağını zannetmiyorum. Şöyle tekrardan ayağımı ve monitörümü birleştireceğim. Şöyle üst kısım galiba. Gördüğünüz gibi kendisi zaten direkt buradaki yeri kaptı. Buna basarak tekrar çıkartabiliyorsunuz. Sesi duyduk. Hemen hızlıca monitörümü de ayağından tutmadan, çünkü ayağından tutulmaması gerektiğini söylemişler. Tekrar alıyorum. Şöyle. Bayağı bir ağır, devasa bir cihaz. Sağ sola aşağı yukarı hareketini nasıl sağlıyoruz onu tam bilmiyorum. Işığının da buraya vurduğunu görebiliyorum. Herhangi bir şekilde düğme vesaire bir şey bulunmuyor. Ha tamam. Aşağı yukarı direkt bastırdığınızda iniyor. Ama sağa sola nasıl hareket ediyor onu yine baskıyla mı biliyorum. Aynen. Çok hafif. Aşağıya 5 derecelik. Yanlış bilmiyorsam. Arkaya da 15 derecelik böyle açı yapabiliyorsunuz.
yukarıya da tamamen kaldırıp aşağıya da bu şekilde belli bir seviyeye kadar indirebiliyorsunuz. Gerçekten sağlam bir monitör diyebilirim. Biraz yamuk duruyor gibi sanki ama onu da buradan yaparız. Şöyle. Zaten bu pivot olabildiği için buradan kendiniz böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şu an tamamen düz galiba. Buradaki logoya göre ayarlıyorum. Hemen şöyle tekrar bakayım. Aynen. Şuraya denk gelen ışık benim kendi ışıklandırmamın ışığı. Bunu şöyle alabilirim. Şu tarafa doğru. Şöyle. Ama mecburen bir miktar oraya gelmesi gerekiyor. Bunu önemsemeyin. Monitörle alakalı olan bir şey değil. Şu şekilde tekrar monitörü nazikçe tutuyorum. Ve saat yönüne doğru sakince değdirmeden pivot haline getiriyorum. Şu an monitörüm pivot oldu. Hatta biraz da düzleyelim. Gördüğünüz üzere kadraja bile sığmamış diyebiliriz. Şu şekilde pivot halinde görebiliyoruz. Bu şekilde saat yönüne doğru pivot haline getirdim. Tekrardan şu şekilde aldım. Herhangi bir yere değmemesi için tekrardan sabitledim. Şöyle biraz da açısını da ayarladım. İstediğim gibi. Şöyle tekrardan istediğimiz kıvama geldi. LG monitörümüz gayet şık. Bazı standlarda böyle ayakta bu kısımda da dönme yeri olabiliyor. Böyle sağa sola dönmesi için. Ama bunun ayağının alt kısmında stand olmadığı için öyle bir özelliği yok. Ayağından sağa sola çevirebilirsiniz ki olmazsa olmaz bir özellik değildir. Zaten pivot özelliği, aşağı yukarı özelliği, sağa sola özelliği, hareket özelliği bulunuyor. Şöyle tekrar nazikçe bastırarak en alt konuma kadar indiriyorum. Burada jelatinleri bulunuyor kenarlarda. Bunları da daha sonra çıkartırız. Bunu da çıkartırız. Buradan bir prize bağlayıp görmek istiyorum. Şu an yanımda aslında topraklı prizim yok ama çünkü sadece kutu açılışı planlıyordum ama yine de böyle bir hızlıca göstermek de istedim diyebiliriz. Evet, bir ses duyduk. Bu alt kısmında gördüğümüz beyaz bir tane tuşu var. Onu açabiliyorsunuz. Bu menülere girebiliyorsunuz. Joystick bir tuş. Gördüğünüz gibi menülerin tamamı burada görünüyor. Şu ışığımı da kapatayım ki şimdi bizi rahatsız etmesin. Gördüğünüz üzere burada FreeSync Hz özellikleri bağlı olmadığı için şu an 0 görünüyor. Normalde 165 Hz parlaklık ayarı bulunuyor. Gamer 1, Gamer 2, işte FPS, RTS gibi özellikleri, HDR efekt gibi özellikleri aktif edebiliyorsunuz. Burada resim asistanı, işte girişler, çıkışlar vesaire, oyun ayarları, özellikler, işte milisaniye ayarları, işte gibi ayarları aktif edebiliyorsunuz.
Burada ses işte açabiliyorsunuz, mut edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz gibi. Oyun moduna girebiliyorsunuz. İşte HDR şu an kapalı görünüyor. Şu an birinci oyuncuya göre ayarlanmış özellikleri kullanıyorsunuz. Çoklu kullandığınız bir monitörse, farklı farklı kişiler kullanıyorsa Gamer 2'ye geçip onun ayarladığı, customladığı özellikleri de ayarları da kullanabilirsiniz. Şöyle tekrardan standıyla beraber gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bilgisayara bağlı olmadığı için böyle bir sinyal alamadığını belirtiyor monitörümüz. Buradan da kapatabiliyoruz. Harici olarak zaten anlatabileceğimiz şeylerin tamamını, kutu açılışı ve kurulum esnasında anlatabilecek şeylerin tamamını anlattık. Harici olan şeyleri denedikten sonra, test ettikten sonra tekrar ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Çünkü bu videonun daha fazla uzamasına gerek yok bence. Çünkü kutu açılışı videosu, daha sonra test videosu, işte onun haricinde birkaç test videosu yapmayı düşünüyorum. İşte ışık sızması testi olabilir, siyah nokta testi olabilir gibi gibi, ölü piksel testi olabilir. Bu özelliklerin, işte pardon özellik diyorum, bu sorunların olup olmadığını veya monitörün işte HDR özelliği, işte 165 Hz özelliği gibi özelliklerin işte denenmesi, kullanılması, nasıl bir görüntü parlaklığı, nasıl bir kolaylık sağladığının görünmesi için de ayrı videolar çekeceğim. Burada bir ışık görünüyor. Pardon, ışık değilmiş. Herhangi bir başka şey var mı? Yok. Burada zaten bir joystick düğmemiz bulunuyor. Onun haricinde herhangi bir tuşu bulunmuyor monitörümüzün diyebilirim. Tekrar söylemek gerekirse LG Ultra Gear serisi 32GN550B serisi bir 32 inç 165 Hz standlı ayağı olan bir monitörümüz var. Bunun aynı modelinin standsız, ayaksız olan modeli de bulunuyor. Yani ayaksızdan kastım sadece sabit bir ayağı bulunuyor. Burada aşağıdan bağlanıyor. Çok az böyle şu kadar bir hareket kabiliyeti oluyor. Pivot olma özelliği, aşağı yukarı, sağa sola vesaire çevirme özelliği, herhangi bir şey bulunmuyor. Sadece ayak olarak sabitleyip kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde de o modelde de göz gezdirebilirsiniz. Burada zaten yazmış 2021 yılında çıkış tarihi diye belirtmiş. Bazı serilerin 2020 yılında çıktığını da gördüm ama bu seri 2021 yılında çıkmış bir seri. Söylediğim gibi daha sonra test videoları ayrı ayrı videolar şeklinde gelecek. Eğer beğendiyseniz LG Ultra Gear monitör videomuzu ve bize destek olmak isterseniz, abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim. Bu şekilde videoların gelmesi için eğer videoyu beğenirseniz, beğen butonuna basarsanız kesinlikle sevinirim. Bir sonraki videolarımızda yine görüşmek üzere. İyi günler.